at bilenin, kılıç kuşananın. Bizler de inşallah İyi Partili belediyeler olarak önümüzdeki süreçte hem Sayın Genel Başkanımızın gösterdiği bu performansa ayak uydurmak için gayret edeceğiz. Hem de genel seçimlerde alacağımız netice genel seçimlerin sonucuna da çok büyük etki edecek. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun ev sahipliğinde İYİ Partili yerel yönetim temsilcileri bir araya geldi. İstanbul'daki Büyükşehir Meclis üyeleri ve ilçe belediye meclis üyeleriyle buluşulan program kapsamında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Programa İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun ve Başkan Yardımcısı Burhanettin Kocamaz da katılım sağladı. Anlat İstanbul programlarının 5.sine katılan İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Burhanettin Kocamaz da program kapsamında söz alarak yerel yönetimdeki tecrübelerini paylaştı. Bir sonraki dönemde iyi belediyelerin olacağına inandığını belirterek başladı konuşmasına Kocamaz. Artık İstanbul'un dönüşmeye başladığının açık bir şekilde görüldüğünü belirtti. İnşallah bir sonraki dönemde öyle inanıyoruz ki Türkiye'nin birçok yerleşim alanında İYİ Parti'nin temsil edildiği belediyelerimiz olacak. İYİ belediyeciliğin ne olduğunu da inşallah o dönemde hep birlikte göstereceğiz. Anlat İstanbul programlarının 5.sine katılıyorum. Gerçekten gittiğimiz her yerde artık İstanbul'un dönüşmeye başladığı çok açık bir şekilde görülüyor. Yani İstanbullular Sayın Cumhurbaşkanı'nı mahcup etmeyecekler. Çünkü o genel seçimler öncesinde bir şey söyledi. Ne dedi? İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. İnşallah İstanbul'u kaybettiler. Bütün arkadaşlarımızın gösterdiği gayretle Cumhurbaşkanı'nı mahcup etmeyeceğiz. Ve Türkiye'yi kaybettiğinde ona hep birlikte göstereceğiz. Belediyeciliğin ne demek olduğunu anlatan Kocamaz bu konuda tecrübelerini de paylaştı. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırabilmek için ne gerekiyorsa onların yapılacağı kurum olarak tarif ediliyor. Bunu yaparken de hem kaynakların en rantabl bir şekilde kullanılması gerekiyor. Belediyecilikte özellikle ulaşımla ilgili konulara değinen Kocamaz, kaynakların en rantabl şekilde kullanılmasının önemine vurgu yaptı. Ulaşımla ilgili problemler Avrupa'da 200 yıl öncesinden çözülmeye başlamış. Ve bunların tamamı belediyelerin olmadığı dönemlerde çözülmüş. Ama bizim Türkiye'de maalesef genel bütçeden genel yönetimlerin aldığı pay ortalama %6. Bu %6 ile siz yaşadığınız kentin bütün ihtiyaçlarını gidermek mecburiyetindesiniz. Bunlar yapılırken de kaynakların en rantabl şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Belediyecilik yaparken önemli olanın insanı mutlu etmek olduğunun altını çizen Kocamaz, İYİ Partili belediyeler olarak hem genel seçimde hem de yerel seçimlerde Genel Başkan Meral Akşener önderliğinde çalışmalarına aynı tempoda devam edeceklerini belirtti. Bizler de inşallah İYİ Partili belediyeler olarak önümüzdeki süreçte hem Sayın Genel Başkanımızın gösterdiği bu performansa ayak uydurmak için gayret edeceğiz. Hem de genel seçimlerde alacağımız netice genel seçimlerin sonucuna da çok büyük etki edecek. Yoğun bir gayret içerisindeyiz. İnşallah gelecek günler çok daha güzel ve hayırlı olacak.